KPSS hocalı yaptığım için de bu sene sınava girecekleri hazırlıyorum. Yani hem etkilenen hem de öğretmen olarak etkilenen birisiyim. Şu anki süreç ister istemez yaklaşık burada hani kurumu dışarı alıyorum ama 1000-2000'e yakın öğrenci var. Ve özellikle bu hafta hepsinin morali çok bozuldu. Sonuçta sınava 2 ay gibi bir süreç kaldı. Ama 2 ay kala zaten olacak mı, olmayacak mı, nasıl olacak kaygıları bulundururlarken içerilerinde. Bir de böyle bir sayının düşüklüğü söz konusu olunca hepsinin ümidi çok boşa düştü. KPSS'ye hazırlanan bazı gençlerin artık hani ders çalışmayı bıraktığı söyleniyor. Sizin var mı böyle öğrencileriniz? Ya tabii şu zamana kadar çok iyi çalışan öğrencilerimden özellikle bu hafta hani direkt olarak çalışamadılar. Çünkü sonuçta bir şey yapabilmek için bir moral lazım. Ama yani hem bir seni çaba gösterip hem de üzerine hiçbir sonuç elde edememek, yani hayatlarından bir sene gençliklerinden gitmesi hem ülkemiz için çok büyük bir maddi ve zamansal kayıp hem de onlar için çok maddi ve zamansal bir kayıp oluyor yani. Yani birçok genç için şu an sanırım biraz sıkıntılı bir süreç var sanırım. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani özel sektörlere zaten asgari ücretin vesaire durumlarından kaynaklı olarak zaten çok umut verici bir çalışma şartları yok. Yani en azından bir şekilde kendilerini zorlayıp memur olmak istiyorlar. Ama o yolun da onlar için kapanmış olması yani hayatlarında çok bir şey yapacak bir imkan bırakmıyorlar. O da ister istemez mutsuz olmaları ki en umutlu olmaları gereken çağda oldukça büyük bir hayal kırıklığı. Hocam bir çağrınız var mı peki? Yani belki bu karardan geri dönülebilir mi sizce? En azından bir çağrınız var mı? Yani tasarruf tedbirleri mutlaka olmalı. Kesinlikle olmalı. Ama hani bu gençlerimizden kısıtlamak değil, çok daha büyük gösterişli hani harcamalarımız var veya işte vergilerden ödenmeyen, sıfırlanan vergiler var. Yani o yollarla bu şekilde tasarrufa uğraşmaları, çabalamaları bizim için çok daha iyi olur. Yani elimizdeki ümidi almamaları bizim için çok çok daha iyi olur yani. Şöyle bizim, özellikle bizim bölümümüz olarak söylüyorum, Uluslararası İlişkiler bölümü KPSS'nin A kadro bölümü olarak geçiyor. A ve B olarak ayrılıyorlar. A kadro dediğimiz kısım da vergi müfettişleri, işte genel uzman yardımcıları gibi birçok alanı olan, birçok perspektifi olan bir bölüm, A kadro dediğimiz bölüm ve devlet nezdinde aslında en çok atanması gereken bölüm departmanlarından birisiyken böyle bir tasarruf planı sonrasında aslında baktığınız zaman B kadrolardan yani öğretmenlikten veya rehberlikçilerden ziyade A kadro çok daha fazla etkilendi. Çünkü ümidimiz kalmadı böyle bir durumda. Birileri emekli olacak ki biz onların yerine geçebilelim. Emeklilik, zorunlu emeklilik diye bir kavram da yok günümüzde hala maalesef. Birileri emekli olacak mı olmayacak mı onu da bilmiyoruz. O da bizim tabii ki ümidimizi kırıyor yani. Sizin çevrenizde var mı arkadaşlarınızın arasında yani bu karardan sonra KPSS'ye hazırlanmayı Çok bırakan, fazla, umutsuzluğa düşen? çok çok fazla. Yani dershane ortamında görüyoruz, kendi çevremizde görüyoruz, konuşuyoruz, biliyoruz ama özellikle bu kararlardan sonra psikolojisi bozulan verdi. Çünkü bir emek veriliyor ve bu emeğin sonucunda karşılığını alamayacağını biliyorsun. Buna eminsin. Öğretmenliklere bakıyorsun, öğretmen arkadaşlarımla konuşuyorum. Bakıyorsun mülakat kaldırılacak dendi yıllarca, aylarca. Hatta seçimin en büyük vaadi buydu diye hatırlıyorum. Ama mülakatın kaldırılmayacağı konuşuluyor. Yine kanıtlandı hatta resmi gazetede de yayınlandı bildiğim kadarıyla. Yani bunlar gençleri kandırmaktan ziyade bir şey değil. Ve 4 yıl sonra bir daha seçim var aslında. Çok saçma ama. Yani kesinlikle dönülmeli ama dönülmeli derken bile ümidim yok. Yani. Dönülmeyeceğine eminim bundan. Yani iş arayacaklar. Şöyle iş arayacaklar özel sektörde. Şöyle bir şey var mesela bunu birçok kişi biliyordur. Ne kadar durumun vahim olduğunu aslında buradan anlayabiliriz. Burada bir öğretmen, mezun olmuş bir öğretmen artık üniversitesini tamamlamış, bütün eğitimini ona göre almış bir edebiyat öğretmeni. Atıyorum Türkler Okul'da 12 bin liraya, 13 bin liraya gibi komik rakamlarla işe başlıyorlar ve bunlar öğretmen olacak insanlar. KPSS dediğimiz o belirleyici sınavı geçerlerse ve sözde mülakatı geçerlerse bu insanlar 50 bin, 60 bin lira alacakken sırf o sistemden çıkamadıkları için 12 bin lira, 13 bin liraya tamam etmek zorunda kalıyorlar. Yani durumun vehameti burada ve gençler şu an yapabileceği şeyler özel sektörde, bir yerlerde kafede garson, bir yerlerde çalışacaklar yani yapacak bir şey yok. Bir şekilde ekmek parası. Öncelikle bulunduğum konum itibariyle söyleyeyim. Ben aynı zamanda çalışıyorum.
KPSS'ye de istediğim kadar vakit ayıramıyorum. Ama tabii ki yaşım itibariyle çok genç arkadaşlarla sınıfta beraberim. Onların buna ihtiyacı var. Ben aynı zamanda çalışıyorum. Yanlış ekonomi politikalarını halkın ve genç insanların ödememesi gerektiğini düşünüyorum. Bazı tasarruf paketi, tedbirleri halkın sorumluluğunda olan şeyler değil. Dolayısıyladır ki bu genç insanların hepsinin umutları var, yaşama dair hayalleri var. Dolayısıyla bunları belli zamanlar, belli rakamlarla alaşağı etmek onlara biraz haksızlık gibi geliyor. Aynı zamanda benim için de öyle. Ben tecrübeli bir öğretmenim. Yaklaşık 20 yıla yakın benim özel sektörde tecrübem var. Bu tecrübeyi ben devletteki ihtiyacı olan çocuklara aktarmak istiyorum. Çünkü özel okuldaki çocuklara herkes öğretmenlik yapar. Ancak bizim gibi öğretmenler de devlette var olmak istediklerinde, devlete bir hizmet etmek istediklerinde bu da bu gibi paketlerle aslında bir nevi kendi yalanlarını örtmek amaçlı insanlara dayatılıyor. Yapacak bir şey yok. Yani bunu şu anda insanlar sadece tepki vererek bir yerlere getirecekler. Ama tabii ki seçim olmadığı için yakın zamanda bunlarda bir değişiklik beklemiyorum. Uzun süreçte muhtemelen seçim zamanları tekrar bu sayılar tekrar gözden geçirilecektir oy kaygısıyla. Var mı hocam böyle çevrenizde hani sınava hazırlanmayı bırakan, çünkü dershaneye gitmeyi bırakanlar olduğu söyleniyor. Hı-hı. Yani bu tarz sosyal paylaşımlar. Şu an girdiğim sınıfta dahi var. Ben öğrenci olarak giriyorum. Dediğim gibi ben aynı zamanda çalıştığım için istediğim kadar vakit ayıramıyorum. Ancak şu anda sınıfta buna bel bağlayan, buna göre planlarını yapan arkadaşlar var. Muhteşem bir moral bozukluğu var. Bazıları gelmeyi bıraktı. Bazıları çalışmayı bıraktı. İnsanları devlet umut aşılaması gerekirken umutsuzluğa sürüyor.